Herkese selam, herkese merhaba, ben Oktay. Agroleuma kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu video ile birlikte Agroleuma kariyerimizin 4. bölümüyle karşınızdayım. En son yanılmıyorsam Karabağ Kupası'nda penaltılarla galip gelmiştik. Gerçekten çok zor geçen bir maçtı ama çok şükür ki galip gelmesini bildik arkadaşlar. Şimdi ise kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kadromuzu görüyorsunuz, son maçtan sonra herkes yorulmuş. Şöyle bir baktığımız zaman arkadaşlar, Marco Stipeman için 1.8 milyon euroluk bir teklif gelmiş. Bu arkadaşımız merkez ofansif orta sahada oynuyor. Değeri ise 1.8 milyon, tam da değerini teklif etmişler yani bize. 1.4 ila 2 milyon arası rakam isteyebiliriz yazıyor burada. Rakam değil gerçi de neyse. Şöyle bir kadromuza baktığımızda biz bu adamı İlk 18'e bile almamışız. Yani bu da demektir ki bu oyuncuya aslında şimdilik ihtiyacımız yok. Ha bunu dediğime belki ileride pişman olurum olmam, orası ayrı konu. Ama zaten adam 29 yaşında, o yüzden çok fazla düşünmek istemiyorum. Hani illa merkez ofansif orta sahaya bir oyuncu lazım olacaksa bunu oynatırım. 22 yaşında en azından gelişme potansiyeli var. Onun dışında Stipeman'dan gelecek olan para bize çok yardımcı olabilir. O yüzden görüşme yapalım en iyisi. Alabileceğimiz en yüksek rakamı, rakam diyorum, en yüksek transfer bütçesini al çalışalım arkadaşlar. 2 milyon dedik. 1.8 milyon da diretiyorlar. Ben tekrar 2 milyon diyeceğim. Tekrar 2 milyon dedik. Bu sefer kabul ettiler. 2 milyona anlaştık. Şimdi bakalım oyuncu Fransız kulüple anlaşabilecek mi? Onu bekleyip göreceğiz artık. Şöyle biraz olsun transfer bütçemiz artınca yeni bir transfer daha yapmak istiyorum. Evet, haber geldi. Stipeman 2 milyona satılıyor. Transfer bütçemize 1.5 milyon ekleniyor. Ketola için ise kiralama teklifi kabul edilmiş. FC Voluntari bizden onay bekliyor. Ardından tamamdır. Hemen şunu kabul edelim abi. Bu oyuncu inşallah çok güzel bir şekilde gelişip de bize geri döner. Yani bu oyuncu da ben gelecek görüyorum aslında ama hakkımızda hayırlısı olsun. Teklifi kabul edelim. Arkadaşlar bir sonraki maça çıkacağız ama Gattuso da benim moralim bozdu biraz. Kondisyonu falan düşük. Yani takımın genel olarak kondisyonu düşük. Ona biraz bilmiyorum ama çalışmamız lazım. Rakip 5'li defansla sahada olacak. 5'li savunma hattıyla. Bu yorgun oyuncular ne yapabileceğiz acaba bilmiyorum ama bir bakmamız lazım arkadaşlar. Belki maçın son anlarında Gattuso'yu yerine Gibson'ı oyuna alabilirim sağ beke. Onun dışında sol bek için zaten bayramımız var. Dırmiç, forvet için Fernandes falan filan. Yani arkadaşlar kadromuz aslında gerçekten güzel. Benim hoşuma gidiyor yani, kadroyu görünce gerçekten güzel bence. Sadece işte ufak tefek eksiklerimiz var. Onları da bütçemizden dolayı şimdilik tamamlayamıyoruz. Ama inşallah yapacağız bir şeyler. Neyse, çok fazla bir şey oynayamayacağım maalesef. Fuahete'yi zaten öyle ya da böyle oynatacağım. Hernandez yedeklerde kalmaya devam etsin. Bayram ve Gibson'ı daha sonra oyun alabilirim. Forvet'e de duruma göre Dırmic veya Hernandez alabilirim. Aslında herkes şu an gerçekten yedeklere koyduğum bütün oyuncuları neden koydum şu an bir kez daha anlamış oldum yani. Her neyse, lafı uzatmayalım. Karşılaşmaya başlıyoruz. Ligdeki 3. mücadelemiz olması lazım arkadaşlar, yanlış hatırlamıyorsam. Karşılaşmaya başlamak üzereyiz. Umarım karşılaşmadan galip geliriz arkadaşlar. Poaheta'nın önüne bırakıyorum. Haydi Poaheta. Poaheta ilerledi. Ortayı yapacağım. Ortayı yapıyorum şimdi. Çok güzel bir orta. Maalesef. Ah be abi ya. İçim gitti be. Orada kafayı koyabilsek çok güzel bir gol olacaktı ya. Tam olarak ne yaşandı ama onu göremedim. O yüzden bir daha bakmak istiyorum arkadaşlar. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Burada Poaheta son anda ortayı yapıyor. Ve burada da kaleci son anda yumrukluyor. Ah be, yemin ederim var ya, içim gitti şu an. Gerçekten içim gitti. Şöyle bir daha bakalım, top dışarıya çıkmamış değil mi? Aynen abi, çıkmamış, 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 tamam. Şanssız bir an bizim için. Yakın direğe koş dedim tekrar, ortayı yapıyorum. Bir kafa gelir mi? Şut, çek o! Ah be, ah be, maalesef. Bu arada arkadaşlar hala Henry Onyekuru transferini istiyorum. Yani şöyle biraz olsun bütçemiz artarsa, transfer bütçemiz, bir sonraki transfer hedefim, oha, bir sonraki transfer hedefim kesinlikle Henry Onyekuru olacak. Haydi Puki, haydi Puki. Sakla topu, sakla sakla sakla. Basın oyuna kimse gelmiyor mu lan desteğe? Kaleye baktık. McLean vurdu maalesef. Poaheta. Poaheta'dan harika bir dönüş. Haydi Poaheta. Adamsın ya. Abi yemin ediyorum çok seviyorum ya hızlı oyuncuları. Orta güzel kafada gelseydi harika olacaktı. Çok tehlikeli bir pozisyon.
Buffon tecrübesiyle topu durdurdu orada. Lan helal olsun be. İlk yarı bitmek üzere, mutlaka en azından bir gol bulmamız lazım. İkinci yarıya moralli başlamak için. Bu Buendia şimdi pasını oynadı Puki. Puki sakla topu oyuna, güzel. Hadi ilk yarı bitmeden bir gol bulalım. Aldık topu, pasını oyna. Maalesef, maalesef, maalesef. İlk yarı bitmek üzere ve ilk yarı sona eriyor arkadaşlar. İlk yarı sonucu Agrelimi 0, Middlesbrough 0. Gole çok yaklaştığımız anlar oldu ama maalesef golü bir türlü bulamadık. Çok güzel bir pas, geçerse büyük tehlike, geçmedi ama tehlike devam ediyor. Puki, Puki geriye çek, pasını oyna, şutunu çek. Abi yemin ederim kafayı yememe geldi değil ya. Bu kadar da olmaz ya. Vallahi billahi var ya. Tam coşuyordum burada. Kendi kendime gaza getirdiydim. Haydi haydi. Haydi Rup. Vur ona. Vur. Ah be. Allah kafayı yiyeceğim ya. Sakın sakın sakın. Aman 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 sakın. O kadar kaçırdığımız golden sonra atamayanı atarlar felsefesi devreye girseydi kafayı yerdim abi. Ha, gerçekten kafayı yerdim yani. Şimdi önüne bırakacağım. Buendia. Yardır Buendia. Puki yetişin oğlum, yetişin lan. Çok güzel bir orta. Çok kötü bir şut. Çok güzel ortaya, maalesef çok kötü bir şut. Abi üzülmeme geldi değil ya. Yemin ederim üzülmeme geldi değil. Moralleri bozmak yok. 1-0 olsun, bizim olsun inşallah. Hızlı oynayacağız. Of, aman aman aman. Of, tamam. Sakin, biraz yoğunlaşalım ileride. İçeriye doğru girdim, pasma oynadım. Şimdi Poheta, harika adam. Adam çok iyi abi ya, çok hoşuma gidiyor hareketleri. Dırbiç! Son dakikaydı be, son dakikaydı. Nein ya. Bitenişt ya. Of. Çok güzel oynadığımız karşılaşmada maalesef berabere kaldık arkadaşlar. Yemin ederim acayip üzülüyorum. O kadar güzel pozisyonlar kaçtı ki. Gerçekten üzülmeme geldi değil. Cantwell için 15 milyon euroluk transfer teklifi gelmiş. Ve bir oyuncu için daha gelmiş. Ama bu oyuncuyu zaten şutlayabiliriz. Zaten oynatmayacağız çünkü. O yüzden bir dakika. Sömürelim diyeceğim ama zaten 530 bin teklif etmişler. Kabul et gitsin abi. Galatasaray'dan gelmiş teklif. Galatasaray Cantwell için 15 milyon euro teklif ediyor. Bakın ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Şansıma bakın ki yemin ederim acayip mutlu oldum şu an. Bu oyuncuyu Henry Onyekuru'yla takas etmeye çalışacağım. Mantıklı mı? Hemen şöyle bir karşılaştırma yapalım. Bu adam şimdi tamam okey. Merkez ofansif, orta saha, sol orta saha ve sağ orta sahada oynuyor. 22 yaşında, 76 overall'ı var. 12 milyon değeri var. Bunları aklımızda tutalım. Güzel bence. Değerleri gayet güzel. Şu an bir daha düşünmedim değil yani. Şimdi de Henry Onyekuru'ya bakıyoruz. Adam sol orta sahada ve santraforda oynayabiliyor. 23 yaşında ve 77 overall'ı var. Ama Monaco ne alaka arkadaşlar? Monaco asıl kulübü değil mi? Demek ki oyunda o zaman daha transfer olmamış, kiralanmamış. Tüh, bak bu kötü oldu ya. Bu kötü oldu. O zaman hiçbir anlamı yok. Gerçekten üzüldüm şu an. Arkadaşlar şimdi Cheat Engine'den şöyle bir baktığımız zaman mesela Henry Onyekuru'nun potansiyeli 82. Ha belki daha fazla gelişir, gelişmez. Orası ayrı konu. Ama potansiyeli 82 olarak gözüküyor. Şimdi ise arkadaşlar bizim Cantwell'imize bakalım. Cantwell'in de potansiyeli 82, yaşı 22. Yani aralarındaki tek fark şimdilik Cantwell'in bir yaş küçük olması ve 3 pozisyonda oynayabiliyor olması. Henry Onyekuru'nun ise 2 pozisyonda oynayabiliyor olması. Potansiyelleri zaten 82 ama ona göre hızı çok çok iyi. Bu arada doğru, buradan şeylerine bakabiliyor muyuz? Mesela görüyorsunuz burada sprint hız olarak 73 gözüküyor Cantwell'de. Sprint speed burada 73 yazıyor arkadaşlar. Bir de Henry Onyekuru'ya bakalım. Abi işte bak bu işte ya, işte bu. Henry Onyekuru'da sprint hızı 90. 90 abi 90. Ben hızlı oyuncuları çok seviyorum.
Şimdiye kadar oynadığımız maçlardan zaten görmüşsünüzdür. Hep kanatlardan oynamayı seviyorum ben. Bu oyuncuyu bence mutlaka almamız lazım. Şimdi korktuğum noktada ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kanteli sattık diyelim, yani kulüple anlaştık diyelim. İnadına da Monaco bu sefer bize bu oyuncuyu vermezse ne olacak o zaman? Gel de kafayı yeme. Bu arada 76 artı 6 yazıyor ya, bu 82'lik mi oynuyor demek değil mi? 82'lik oynuyor demek değil mi? Neyse, zaten Henry Onyekuru da gelince bize ayak uyduracağından sıkıntı olmaz. Gelin arkadaşlar, biz Cantwell için Galatasaray'la bir görüşme yapalım. 20 milyon civarı bir para isteyeceğim, bakalım nasıl tepki verecekler. 20 milyon dedik, 15 milyon diyorlar. Tekrar 20 milyon dedik. 20 milyonu kabul ediyorlar arkadaşlar. Güzel. Güzel. Demek ki birazcık ısrarcı olmak lazımmış. Son iki transfer görüşmesinden anladığım kadarıyla demek ki gerçekten birazcık ısrarcı olmak lazımmış. İnşallah anlaşırlar, inşallah gider. 20 milyon euro. Yani şöyle bir baktığımız zaman çok çok güzel bir para. 9 milyon da kasada var zaten. 20 milyonun tamamı gelmiyor biliyorsunuz. Şöyle 18 falan gelse yine güzel para. Yani Henry Onyekuru için rahat bir şekilde yetecek bir para. Umarım transfer gerçekleşir. Tabii ki de hayırlı olsun. Cantwell de güzel bir oyuncu. Cantwell'le de şimdilik memnunum yani. Bu arada arkadaşlar, Voluntari kulübü Ketola'yla anlaşamamış. Hayırlısı olsun, yapacak bir şey yok. Yani ben isterdim ki gitsin kendisini geliştirsin orada ama yapacak bir şey yok. Bizim şimdilik yapabileceğimiz bir şey olmadığı için arkadaşlar, gelin biz bir karşılaşmaya daha çıkalım. Bu arada ligde ne durumdaydık ya, bir de ona bakalım. Ligde şu anda 6. sıradayız. 3 maçta topladığımız 5 puanla. Yanlış görmüyorsam ilk 2 direkt çıkıyor. Sonraki 4'te playoff oynuyor arkadaşlar. Aklıma maalesef Samsun Spor geldi. Buradan bütün Samsun'a selam olsun. Yemin ederim ben bu sezon onlar için çok üzüldüm yani. Çok isterdim Samsun Spor'un gelmesini çünkü hak ettiklerini düşünüyorum ama 6 ay yükseldi bildiğiniz üzere arkadaşlar. 6 ayı da buradan tebrik edelim. Ve bir sonraki karşılaşmamıza başlayalım arkadaşlar. Of, bizim kadro ölüyor. Bizim kadro ölüyor. Ne yapsak lan? 5'li defans hatları var. Çare yok arkadaşlar. Defansif oynayacağım. Yedekleri koyacağım oyuna. Uzun zamandır oynamayanları oynatabilirim. Hatta girelim şöyle takım yönetimine de oradan bakalım. Öyle karar verelim. Mesela Poheta'nın yerine Hernandez. Cantwell'in yerine Light'na zaten biliyorsunuz Cantwell gidecek. Bu da Galatasaray'a mesaj olsun. Onun dışında Guardiola'nın yerine Gibson oynayalım arkadaşlar. Umarım bizi bir maçlık idare edebilirsin. Kalecide falan sıkıntı yok ama sol bek falan filan abi, komple kadroyu değiştiriyorum. Biz bu arada şimdi geldi aklıma. Bundan sonra en iyisi şöyle yapalım. İkinci bir kadro hazırlayalım. Böyle durumlarda tek tek oyuncuları yerlerine koymaktansa bir yapışta hemen kadroyu değiştirebiliriz. Onu ben az sonra yapayım en iyisi. Skip'i de oyuna aldık. İleriye de Dırmiç'i koydum. Hatta arkadaşlar Dırmiç'i Puki'nin yeriyle değiştireceğim. Dırmiç bu sefer gerçekten santrafor oynasın. Puki de sağ kanatta oynasın. Yani resmen gördüğünüz üzere ilk 11'i değiştirmiş oldum ha. McLean, Merih Demiral ve Gertruida dışında gerçekten bütün oyuncuları değiştirdim gibi bir şey. Bir de Puki dışında tabii ki de. Gibi bir şey değil. Gerçekten öyle yapmışım. Demek ki İstanbul'da abdesthane yok. Şöyle rezervlere bakıyoruz arkadaşlar. Henley falan filan var ama bunlar da yani güven vermiyor ki şöyle bir baktığımız zaman. Oynamadığı için morali falan düşük bir, daha doğrusu orta olan bir oyuncu var burada. Acaba bunu oynatsak ne kadar fayda sağlayabilir bize McLean yerine? 1.70, 1.70, yok. Biri hatta 66, biri ise 77'lik bir performans gösteriyor. Kalsın ya böyle, kalsın böyle. Biraz ama birazcık yani defansif oynayabiliriz. Ama inşallah karşılaşmadan galip gelmesini biliriz arkadaşlar. Laga Lugu'yu bırakıyoruz. Karşılaşmaya başlıyoruz. Ligdeki 4. mücadelemize başlıyoruz. Umarım bu karşılaşmadan galip ayrılırız. Hernandez. Her ne kadar hızlı oynamayacağım desem de, ofansif oynamayacağım desem de durduramıyorum kendimi. Çok güzel bir pas. Şutunu çek. Ya bu ne ya? Abi valla kafayı yiyeceğim artık ya. %100 kaç tane pozisyon kaçıyor ya? Lan ağız tadıyla bir gol diye bağıramayacağım ben burada ya. Kafayı yemek üzereyim ya. Bayram sola doğru pasını oynadı Hernandez. Güzel güzel güzel. Oh, Allah'ım. Sağ çekmek istedim, yanlış yaptım. Nein! Yapma be. Gol yedik arkadaşlar. Bir anlık dalgınlık. Oyuncuyu ben orada görmedim. Yani görseydim çoktan kapatırdım. Bir anlık dalgınlıktan dolayı gol yedik. Yapacak bir şey yok. Lightna. Lightna pasını oyna. Dırmiç. Haydi Dırmiç. Kıracağım, yemin ederim şu kolu kıracağım artık ha. Kafayı yiyeceğim, yemin ederim kafayı yiyeceğim ya. Aman 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 aman. Haydi haydi. Çok güzel bir pas. Ne olur, ne olur.
İşte bu be, puk yatıyor 1-1. Mikrofona dokundum, ses geldiyse kusura bakmayın. 1-1 arkadaşlar. Oh be, yemin ederim yat ya Ozan, dinlen ya. Vallahi billahi böyle bir şey yok ya. Kafayı yedim burada ya. İşte burada arkadaşlar, harika bir aşırtma, müthiş bir kafa, çok güzel bir gol, 1-1 yakalıyoruz. Puki, adamım benim be. Senin o kel kafana kurban. Williams. Ulan bu maçı alacağız. Bir şekilde alacağız bu maçı. Puki'nin önüne bırakacağım. Biraz hızlı bir top. Hemen ortayı yaparsak tehlike yaratabiliriz. Bir kafa daha. Haydi be. Maalesef ya, maalesef. Yine olmadı. Neyse, ilk yarı sonucu 1-1 arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam en az 3 veya 4 tane %100'lük gol pozisyonu yakaladık. Birini gole çevirebildik. Umarım ikinci yarıyla birlikte hepsini, yani yakaladığımız bütün pozisyonları gole çevirebiliriz. Güzel oynuyoruz bence. Ama bitiricilikte bir sıkıntı var. Adamsın Gattuida, adam. Haydi beyler, haydi beyler. Sol kanada doğru. Çok güzel bir pas. Tam istediğim gibi pas. Sakla topu. Yerden sert orta. Kafa maalesef. Sakla sakla sakla. Oyna. Güzel. Röveşata gelir mi? Olmadı ya. Yemin ederim var ya. Çok güzel bir gol olacaktı. Maalesef olmadı ya. Şimdi orta. Kafa. Kalecinin üzerine gittik. Aldık topu. Haydi hızlı çıkalım. Ne olur hızlı çıkalım. Ya bu ne be. Üf. Sakın sakın sakın. Sakın sakın. Sakın. Dikkatli olmak lazım. Özellikle uzun boylulara. Tam tahmin ettiğim yere yapıyorlar hep ortayı ya. Gerçekten. Onu fark ettim yani. Hep aynı yere ortayı yapıyorlar. Nerede uzun oyuncu varsa hep yakın direğe uzun, yakın direğe yakın oluyor. Şey, aman üf. Anladınız siz ya. Lan oynayamadım. Oynayamadım. Çok güzel bir pas. Haydi Lightna. Elimizdeki imkanlarla birkaç oyuncu değiştirdim arkadaşlar. Yani kimi değiştirdim? Guardiola oyunu aldım, Rupo oyunu aldım ve Buendia'yı oyunu aldım. Ama gördüğünüz üzere onları oyuna almama rağmen hala rezalet bir kondisyonumuz var şu an. Lightna ceza sahasına girdi. Pasını oyna. Şutunu çek. Yeter lan yeter. Yeter. Ya yemin ederim kafa yiyeceğim. Bak Allah çarpsın kafa yiyeceğim. Bak yemin ederim kafa yiyeceğim. Yemin ederim bak. Gerçekten kafa yiyeceğim artık. Gerçekten kafayı yiyeceğim artık. Böyle bir saçmalık yok ya. Yemin ederim böyle bir saçmalık yok ya. Abi ben burada pozisyonu yaratacağım diye canım çıkıyor resmen. Adam topu kalecinin üzerinde şutu çekiyor ya. Mine güt halde. Bitirme hoca. Hoca bitirme. Hoca bitirme. Bitirme lan. Ne olur bitirme. Ya of. Abi yemin ederim üzülmeme geldi değil ya. Bu kadar güzel oynadığımız karşılaşmalardan 6 puan almak yerine 2 puan alamak gerçekten üzülmeme geldi değil ya. Şu pozisyon çok iyiydi arkadaşlar. Yemin ederim gol olsaydı var ya harika bir gol olacaktı resmen. Maalesef burada da şans yanımızda olmadı. Çok güzel bir röveşataydı ama maalesef olmadı. Yani o kadar çok gol kaçıyor ki arkadaşlar. Ya yemin ederim kafayı yememe geldi değil ya. Vallahi billahi kafayı yememe geldi değil ya. Kant ve Galatasaray imza atıyor arkadaşlar. Seni Galatasaray formasıyla görmek de varmış. Demin de zaten gördük arkadaşlar. Kant ve 20 milyon euroya satılmış. Transfer bütçemize 16,5 milyon euro eklenmiş. Burada bir oyuncumuz daha satılmış ama o önemsiz zaten. Şimdi yapacağımız şey ne biliyor musunuz? Ne yapacağımı unuttum ya. Ulan adamımız gitti be. Neyse. Ha Henry Onyekuru. Aynen abi. Henry Onyekuru'yu almaya çalışacağız şimdi. Öncelikle transfer bütçemize bakalım. 26 milyon. 26 milyonluk bir transfer bütçemiz var. Bakın hiçbir şekilde cheat engine'den falan hiçbir şey yapmadım. Deminki zaten sadece deminki transferden 16,5 milyon geldi. Siz de gördünüz. 26 milyonluk bir transfer bütçemiz var. Mutlaka ama mutlaka Henry Onyekuru'yu almak istiyorum. Adam zaten sol orta sahada oynayabiliyor, santraforda oynayabiliyor ve onu bir de sağ orta sahaya doğru geliştirirsek arkadaşlar, yani elimizde çok fazla imkan olacak hücum açısından. O yüzden bu şansı tepmek istemiyorum. Henry Onyekuru için
biraz zorlayacağım. Ama onun dışında sınırım biraz da başka mevkilere oyuncular almamız lazım. Burada gerekirse bu oyuncuyu oynatmaya devam ederiz. Bir süreliğine falan idare ederiz. Ya da arta kalan parayla buraya başka güzel bir transfer falan yapmaya çalışabiliriz. Henry Onyekuru'yu alacağız. Dermiç'ten kurtulabiliriz. Ve Dermiç'ten gelecek parayla da merkez ofansif orta sağlayabiliriz. Ama öncelikle Dermiç'le Puki'yi karşılaştırmak istiyorum. 1.28, 1.30 al birini vur ötekine. Bana genç oyuncular lazım. O yüzden öyle yapalım en iyisi. Önce Henry Onyekuru'yu almaya çalışalım. Ardından da aldığımız zaman Dermiç'ten kurtulmaya bakalım. Dermiç'ten gelecek olan parayla da merkez ofansif orta sahaya güzel bir transfer yapmaya çalışalım. Onun dışında kadromuz şu anda gerçekten güzel. Bir de bitiricilik konusunda iyi olabilsek harika olacak. Zamanla o tarz problemleri de aşacağız inşallah arkadaşlar. Abi şuna bak ya, yemin ederim çok güzel ya. Hızlanma 91, sprint hızı 90, çeviklik 90. Müthiş ya, müthiş, yemin ederim müthiş. Onyekuru'dan koşu var. Bir Fenerbahçeli olarak bu lafı asla unutmayacağım. Çünkü gerçekten ben de yani zaten oynadığım oyunlardan görüyorsunuz. Hani hızlı kanat oyuncularını çok seviyorum. O günde mesela Henry Onyekuru'nun attığı gol gerçekten harika bir şaheserdi. Yapabileceğinin en iyisini yaptı yani o derece. Şimdi bu oyuncuyu biz izledik mi, ne yaptık ne ettik. 19 ila 28 milyon euro arası bir teklif yaparsak oyuncuyu alabiliriz diyor bize gelen raporda. Biz şöyle 19 milyona falan almaya çalışalım. Şu anki haftalık maaşı 40 bin euroymuş arkadaşlar. 41 bin falan teklif ederiz. 19 milyon teklif ederiz. Bakalım deneyeceğiz şansımızı. Tamam, bu transfer ücretini de kabul ediyoruz. Ayrıca Onyekuru için bir sonraki satıştan %10 pay istiyoruz diyor. %10 çok. Yani anlayabiliyorum sonuçta. Çok potansiyelli bir futbolcu. Ama biz onu %5 yapsak, %5 bile çok aslında baktığımız zaman, ama %3 diyelim ya. %5 bile çok geldi bana. Oho, %3'ü bile kabul ettiler. Tamam. Şimdi oyuncunun kendisiyle görüşelim arkadaşlar. Umarım bir aksilik çıkmaz ve bu oyuncuyu alabiliriz. Takımdaki rol elbette çok önemli. 4 yıl diyor. Biz 5 yıl diyoruz abi. 5 yılı kabul ettiler. Serbest kalma bedeli yok. 26 bin euro maaş istiyorlar. İmza primi 230 bin. 5 gol attığı zaman 170 bin euro falan filan. Çöpe atacak paramız yok aslında baktığımız zaman. Ama bu oyuncuyu mutlaka istiyorum. Yeni bir teklif sunduk. Tamamdır arkadaşlar. Henry Onyekuru Agroloma Futbol Kulübü'ne hoş geldin abicim. Gerçekten harika bir transfer oldu bence. Seni direkt şöyle şuraya doğru alalım. Sen burada kal ya da bir dakika nasıl yapsak. Bu Endia'yı tamam. Ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Poheta'yı sağ kanada alacağım. Yani bunu mutlaka sağda oynatmam lazım. Çünkü sol ayak. Sol ayakla ayak içiyle harika goller atabilir. Henry Onyekuru ise abi 90 ya, müthiş ya. Henry Onyekuru ise sağ ayak. O yüzden onu da sol kanada alacağım. O da aynı şekilde sağ ayağıyla. Gerçi bu ayak dışıyla da güzel vuruyormuş ama neyse. Şimdilik böyle düşündüm. Buendia da burada idare etsin abicim. Buendia'yı gerekirse buraya doğru geliştiririz. Zaten yaşı da 23. Uygun bence. O zaman baktığımız zaman Dermiş'i de satmaya falan gerek kalmaz. Aynen aynen. Böyle güzel oldu. Vallahi böyle güzel oldu. Benim hoşuma gitti. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Poheta'yı sağ kanada doğru geliştireceğiz. Buendia'yı merkez ofansif orta saha yapacağız. Onyekuru ise zaten sol kanat değil mi? Aynen abicim, sol orta saha bu kalabilir böyle. Ha ama ona ek olarak sağ orta saha veya ne çalıştırsak ya? Şut mu çalıştırsak? Aynen abi, bence şut çalıştıralım ona. Poheta'ya da aynen aynen. Tamam, ben şu gelişim planlarını yapayım, hemen geliyorum. Hatta size de göstereyim değil mi? Siz de görün. Henry Onyekuru. Şöyle baktığımız zaman Henry Onyekuru için ters açık orta saha oyuncusu en mantıklısı gözüküyor şu an. Ya da bir dakika ya. Pası da geliştirmek lazım. Aynen, yok yok. Açık oyun kurucu yapalım en iyisi. Açık oyun kurucu iyidir abi. Tamam mı? 6 hafta sonra gelişmiş olacak. Poheta'ya ise sağ orta sağ diyoruz arkadaşlar. 2 haftada gelişimini tamamlayacak inşallah. Ve bir de Buendia'mız var arkadaşlar. Buna ise merkez ofansif orta sağ diyeceğiz. 2 hafta sürüyor bu da. Bakalım arkadaşlar 2 hafta sonra nasıl sonuçlar alacağız. Umarım kadromuz şöyle yavaş yavaş oturur. Bence şu an için kadro gerçekten çok çok güzel. Sol kanat ve sağ kanat otoban oldu abi. Yani harika bir şekilde buralardan yardıracağız inşallah. Buendia'mız da hızlı sayılır. 74 bence güzel. Puki de hızlı sayılır. Güzel abi.
Aynen. Takvime baktığımızda bir tane iç saha maçımız var şimdilik. Lig mücadelesi. Ondan sadece 2-3 gün sonra ise deplasmanda kupa maçına çıkacağız. Ve kupa maçı tek ayak üzerinden olduğu için bu maça mutlaka çok iyi bir şekilde hazırlanmamız lazım. O yüzden şöyle bir şey düşünüyorum. Eğer olur da bir sonraki karşılaşmamız olan lig maçında 1-0 veya 2-0 öne geçersek hemen defansa yatacağım abicim. Çünkü oyuncuların kondisyonunu korumamız lazım. Kupa maçı çok daha önemli yani. Kupa maçının telafisi yok çünkü lig maçının telafisi var. Görüyorsunuz kupada oynayacağımız rakibin adı Lincoln'muş ve bu karşılaşmanın telafisi olmayacağı için de dikkatli olmamız lazım. Bu maçı mutlaka almamız lazım. Hiçbir rakibi hafife alamayız arkadaşlar. Tekrar bir 5'li savunma hattı var karşımızda. Yani o 5'li savunma hattını biz bir şekilde geçebiliyoruz. Problem olmuyor da bitiricilikte bir sıkıntı var. Umarım karşılaşmada böyle sıkıntılar yaşamayız. Çünkü lig maçında dediğim gibi yani lig maçlarının telafisi oluyor ama kupa maçında yok bunun telafisi. O yüzden yani kupa maçında yani bir sonraki maçımızda eğer böyle problemler yaşayacak olursak pis pisine kupadan eleniriz. Çok konuşmayalım, oyna diyelim. Ama inşallah bu karşılaşmadan ve kupa maçından da galip gelmeyi biliriz arkadaşlar. Haydi bakalım Puki'nin vuruşuyla ligdeki kaç lan 5. veya 6. mücadelemize başlıyoruz arkadaşlar. Hendi Onyekuru ilk kez Agrolimo forması giyiyor. Onyekuru'nun önüne bırakıyorum. Bir şekilde topu almasını biliyordu orada neredeyse. Ben kötü oynadım, itiraf etmem lazım. Ama korneri kazandırmış, helal olsun. Şimdi orta yapıyoruz. Kafa gelir mi? Henry Onyekuru direkt. Abi maalesef top direkten geri döndü. Henry Onyekuru geldiği gibi golle tanışıyordu. Maalesef olmadı. Şimdi Puki pasını oyna. Maalesef. Çok güzel pozisyondu ya. Çok güzel pozisyondu. İşte arkadaşlar Henry Onyekuru böyle kafayı koyuyor. Top maalesef direkte patlıyor. Maalesef gol olmadı. Şanssız bir gündeyiz galiba. Bilmiyorum. Haydi bakalım maça devam edelim. Puki. Topu kaptırma. Tamam aldık bir şekilde. Onyekuru'nun önüne bıraktım. Onyekuru çek şutunu. Çok geç reaksiyon gösterdi ya. Çok geç reaksiyon gösterdi. Onyekuru ikidir zorluyor. Elbet bugün golünü atacak. İlk maçında ilk golünü atacak inşallah. Oh, çüş. Puki müthiş çalım attı orada. En sona da top alayım derken ama korneri kazanıyoruz. Aynen. İşte deminki pozisyon arkadaşlar. Oyunun kendisi gösteriyor. Top maalesef içeriye girmedi. Zaten deminki tekrardan da izlemiştik. Güzel. Puki müthiş gol attı, müthiş. Puki adeta resital. Müthiş bir gol attı abi. Bakın hiçbir şeye dokunmayacağım. Golü izleyin sadece. Sadece golü izleyin. Aa işte tamam ama yine de güzel gol olmuş arkadaşlar. Harika bir kontrol, müthiş bir şut. Çok güzel bir gol Puki'den. Bu açıdan bakınca gol daha da güzel gözüküyor. Puki'nin açısından doğru. Karşılaşmaya devam ediyoruz. Çok güzel bir golle öne geçtik. İnşallah devamı gelir. Yani 2-0 bulduğumuz zaman dediğim gibi kupa maçından dolayı. Lan oğlum atağa çıkıyorduk. Neyse. Dediğim gibi yani kupa maçından dolayı oyuncuları biraz dinlendirmeye çalışacağım. Şimdilik ileri hücum hattından çok memnunum. Henry Onyekuru bir topu direkten döndü. Bir tane de kaleciyle %100'lük bir pozisyondu. Geç reaksiyon gösterdiğinden dolayı. Topu kalecinin üzerine vurmuş oldu. Açısı da epey daralmıştı zaten. Şimdilik çok güzel bir ilk yarı geçirdik arkadaşlar. Umarım böyle devam ederiz. Bu arada Light'la Buendia değişikliğini şimdiden yaptım arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz üzere Buendia'nın kondisyonu yarılara gelmiş. O bana kupada lazım abi. O yüzden dinlene koysun. Onun dışında oyuncuları çok fazla yormadan ikinci golü de bulup biraz daha rahatlayıp maçı tamamlamaya bakacağız. İkinci yarıya başlıyoruz. Şimdi Rup aldı gidiyor. Geriye çek. Bir daha çek. Bir daha çek. Ortayı yap. Kafayı vur. Kaleci. Çok güzel bir pozisyondu. Çok sert bir kafa geldi oradan ama maalesef kaleci çok güzel yetişti. Yani bence güzel oynuyoruz. Sadece biraz daha böyle işte dediğim gibi o bitiricilik konusunda daha iyi olmamız lazım. Puki'nin önüne bırakacağım. Puki yorulma ama sen.
Aha aldık. Vallahi aldık. Puki vur ona. Bir pozisyon daha. Korneri kazanıyoruz. Darım hiç oynamalsam acaba? Puki bana çünkü kupa maçında lazım olabilir. Aynen abi ya. Puki'yi değiştirelim. Darmić oyunu alalım. Onun dışında sol bek'e Quintilo'yu aldık arkadaşlar. Darmić, Lightna ve Quintilo'yu oyuna almış olduk arkadaşlar. Şimdi hemen oyuncular değiştirilsin ve daha sonra da korneri kullanacağız. Yine aynı taktik. Yakın direk. Kafa! Yine olmadı. Yine olmadı. Lightna. Lightna geliyor. Lightna vurdu. Of. Biraz... şut gücü eksikmiş, onu görmüş olduk. 1-0 olsun, bizim olsun diyoruz ama 2-0 olsun, rahatlayalım da diyoruz bir yandan. O yüzden sakin oynamamız lazım. Karşılaşma bitmeden bir gol daha bulabilir miyiz acaba? Şansımızı deneyeceğiz. Lan pas bile kötü gitti. Hoca bitir. Hocam vallahi çok geçti. Hocam vallahi çok geçti. Bitti hocam. Ne olur. Ne olur. Hah, bitirdi hoca. 1-0 galip geliyoruz. En sonunda hakkımız olan galibiyeti aldık arkadaşlar ya. Yemin ederim en sonunda hakkımız olan galibiyeti aldık. Yine kaçan çok fazla pozisyon vardı ama en sonunda galip gelmesini bildik arkadaşlar. En azından kupa maçına moralli çıkacağız. Bu da güzel bir şey. Buendia'dan mesaj var. Merhaba hocam, herkesin beni oynattığınız mevki hakkında konuştuğunu biliyorum. Başarıya ulaşmamız için aynen tamam aynı şeyler. Benim için yap bunu. Burayı da biraz gazlayalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sonraki maça doğru simüle edelim. Puki için transfer teklifi geldi. Nein. Yok yani hayır istemiyorum. Yani kabul etmeyi istemiyorum. 9 milyon da zaten çok büyük bir teklif değil gibi. Ama aslında baktığımız zaman da 30 yaşında bir futbolcu için 9 milyon çok güzel bir para. Heh, arkadaşlar bu animasyonu acaba ben intro yapabilir miyim ya? O animasyonu nasıl alabilirim? Yani ekran kaydı alıp da şu an yaptığım gibi daha sonra onu şey yapabiliriz tabii, problem değil de bu sefer de görüntü kalitesi falan düşecek ama o intro yani hazır zaten, yani neden uğraşayım ki, anlatabiliyor muyum? Çok güzel görüntü. Bir sonraki karşılaşmamız kupa maçı. Şimdilik çok güzel gidiyoruz bence. Gerçekten kadrodan, takımdan acayip bir şekilde memnunum. Oynadığımız oyun da beni memnun ediyor. Yani umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Video içerisinde de belirttiğim gibi çok fazla gol kaçırıyoruz. Bitiricilik konusunda biraz daha çalışmamız lazım. Belki takıma şut çalıştırmak lazım, bilmiyorum ama şöyle bir bakalım ya milletin şut gücü nasılmış. Burası 69, 62, 75 tamam okey. Burası da 73. Dırmiç'e bakalım 71. Yani idare eder, 70'li civarlar. Bilemiyorum yani ne desem yanlış olacak. Takıma biraz şut çalıştırmak lazım. Onu fark ettim. Her neyse arkadaşlar, lafı çok fazla uzatmanın hiçbir anlamı yok. O yüzden videoyu buraya kadar izlediğiniz için size çok ama çok teşekkür ederim. Umarım bir sonraki videolarda görüşürüz. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.